Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün artık buğdaylara ekeceğiz. Öncesinde ben rotavatör çekeceğim. Babam yanında ekecek. Tarlaya doğru ilerleyelim. Bugün 3 traktör gidiyoruz. Yine 7618'de rotavatörümüz takılı. Başa ekinleri yükledik. Sonra küçük 5710 Massey Ferguson'da da nibzlerimiz takılı. Ben 7618'de gideceğim. Çalışanlarımız Başak'la babam da nibzleri getirecek. Binip Mibzer'le gitmeye karar verdim. Şimdi Mibzer'le yoldayım. Tarlaya doğru ilerliyorum. Tarlaya geldik. Şöyle ineyim. Şimdi ben rotavatöre doğru ilerliyorum. Babam bir önden çıktığı için o hemen geldi. Biz biraz arkadan yavaş yavaş geldik. Ben rotavatör çekeceğim. Abimler doğrudan Mibzer'e gübreyle buğday atıyorlar. Şöyle babamın yanına doğru gideyim. Şimdi ben traktöre bindim. Rotavatör çekmeye başladım. Ya başladım dedim, zaten babam başlamıştı. Ben devam ediyorum. Babam da bir 3 tane ekime başlayacak. O da hemen doldurdular bizleri. Az önce söylemiştim zaten. Doldurmaya başladılar diye. Yine mısır tarlasında. Şimdi artık bir rotavatör daha çekip ekimi yapacağız. Rotavatör çekmeye devam ediyorum. Bayağı tarlanın da sonuna doğru yaklaştım. Yaklaşık saatte 16 deker yer yaptığım için tarlanın sonuna doğru geldim. Burası zaten 60 deker bir tarla. Yaklaşık bir 4 saat falan sürüyor. Babam da bir yandan ekim yapıyor tabii. Burayı bitirmeme de çok az bir şey kaldı. Şimdi başa geldim. Bir gidelim şöyle. Şimdi babam da bir yandan ektiği için tarlayı. O yüzden arada yastık başlarına da gidiyorum. Şimdi öbür başta gideceğiz birlikte. Başa geldim. Şöyle geri gidelim. Babamın da, yani benim yastık başı çekmediğim yere gelmesine az bir şey kalmış. Geri gidelim, orayı bir çekelim. Birazcık bu mısır pislikleri kalıyor. Onları böyle yaparak, yastık başı çekerek dağıtıyorum. Evet, geldik. Şimdi vitesimizi tekrar aynı ilerlediğimiz vitesi alalım. Şöyle devam edelim. Yastık başını halledelim. Hem başlardaki dönerken olan tekerlek izleri de gitmiş oluyor. Ekmeden önce. Tarlanın burası biraz otlu olduğu için burada mısır çöpü fazla, hem ot fazla, pislik fazla yani. O yüzden buraya yavaş hızla çektim biraz. İyice karışsın, harmanlansın diye. Geçmiştim kendi geldiğim yere. Şuradan ilerleyelim, geri gelelim. Şurada da borular var. Anlıkta başkasının boruları. Onlara takılacağım diye, taktıracağım makineyi diye korkuyorum.
takalım. Gazı da verdik. Devam edelim. Şimdi öğlen molası verdik. Bir yandan da biz Mücahit geldi. Mücahit'in kanalına çekim yapıyoruz. Şu kapıyı kapatırken ölüyorum. Şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz birlikte. Babamlar, çalışanlarımız falan. Onların yanına doğru ilerliyorum. Şimdi yemeğimizi yedik. Mücahit de onun kanalı için çektiğimiz videonun, yani profesyonel çekim yaptığımız videonun bir kısmını çekmeye doğru traktörün yanına ilerliyoruz. Şimdi tekrardan traktöre bindim. Ben otomatörü çekiyorum. Bir yandan da diğer kanalına da çekim yaptığımız için mikrofonu da taktım. Mücahit'i de göstereceğim, oturdu buraya. O da iki farklı açıdan çekim yapalım diye. Devam ediyorum, dediğim gibi çok az bir kısım kaldı zaten. Ayda için ne zahmetlere giriyorum bakın. Şu açıyı yakalayabilmek için. İkide hızla gidiyorum. Vites olarak 5.3 kilometre hız. Normalde ilk çektiğinizde 2C ile gidiyorum. Yani 4 kilometre hızla falan. Bu ikinci olduğu için şu anda 5 kilometre hızla gidiyorum. Hızlı ilerliyorum yani. Toprak zaten hazır diyebilirim yani. O yüzden hızlı hızlı tekrardan düzeltip ekim yapıyoruz. Şimdi rotavatör çekmesini bitirdim zaten. Az önce de dediğim gibi çok az bir kısmı kalmıştı. Şimdi babamın yanına doğru ilerleyelim. Babam ekim yapıyor. Babamın yanına geldim. Babam ekim yapıyor. Şöyle binelim. Mibizerimiz Ekermak. Buğday ekiyoruz tarlaya da. Şöyle başladık. Şöyle göstereyim. Buğday tohumlarını koyuyoruz bu kısma. Bu kısma da gübre koyuyoruz. Bu sene organo mineral gübre kullandık. Ekime devam ediyoruz. Benim otomatörle işim bittiği için artık ekim kısmındayım. Küçüklüğümden beri bu mibzerin arkasında gezmeye bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Yanımda Nebi abi de var. Şimdi mibzerdeki buğday ve gübreler bitti. Onları dolduracaklar. Ahmet abi bu gübreyi getirdi. Gübrede de biraz önce söylediğim gibi organo mineral gübreyi kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomda böyleydi. Ekimi yaptık. Artık sulamaya başlayacağız. Onların videosu da gelecek yakında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel videolarda görüşürüz.